Merhaba dostlar hoş geldiniz yeni bir Bitcoin analiz videosunda daha sizlerle birlikteyiz biliyorsunuz bitcoini geçenlerde uzun bir canlı yayınla açıklamıştım oradaki formasyonu sonrasında ise 7-8 dakikalık bir video çektim durumumuzla alakalı şimdi bu video birazcık daha kısa vadede işlem yapmak isteyen arkadaşlara yönelik olacak. 15 dakikalık grafikte bakacağız. Durumumuz nedir ve yön ve yol haritamız nedir ona bakacağız. Şimdi dostlar bir kere şu grafiği bir hatırlayalım hemen sizinle kısaca. Burada bir bearish butterfly olduğunu düşünüyorum onu söylemiştim. Ve X, A, B, C yaptıktan sonra D'ye doğru gittiğini veya gidebilme ihtimalin yüksek olduğunu söylemiştik fakat bunun içerisinde bir de Minor a5 cd var yani ufak bir Kar satışı yapıp ondan sonrasında d'ye Daha güçlü bir şekilde devam edebileceğini söylemiştim kısaca özet aslında bu Peki nerede şimdi onlar bakın d seviyesi 77.000 82.955 Yani 83.000 ve 77.500 civarı diyebiliriz nihai hedeflerimiz. Buradan sonrasında belki bir kar satışı yapacak ve sonrasında ise şu fiyatları düşme ihtimalini değerlendiriyoruz burada. Şu anda plana göre ilerliyor ve C ve D şurada C'yi yaptıktan sonra majör C'yi yaptıktan sonra yukarıda D'ye doğru giderken bir kar satışı ve tam belirlediğimiz bölgeden neredeyse nokta atışı döndü ve tekrar yukarı doğru gidiyor gibi gözüküyor. Fakat bu arada takıldığını görüyoruz. Burada ne yapacak? Şimdi ona bakacağız. Tam şu bölgeyi inceliyoruz arkadaşlar. Bu 4 saatlik grafik. Şimdi burada gördüğünüz ise 15 dakikalık grafik dostlar. Şimdi burada ee, bakın nihai hedeflerimiz şurada gördüğünüz gibi. Şu bölümler bizim nihai hedeflerimiz ve şu anda bu bölümde takılmış durumdayız. Aslında çok da tesadüfi değil. Önceki yani grafiğin sol tarafına baktığımız zaman burasının daha öncesi sağlam bir kar alım bölgesi olarak değerlendirdiğini görebiliyoruz. Yani sağlam bir supply bölgesi. Dolayısıyla buraya aşmak çok kolay değil. Fakat defalarca deneyip özellikle şu bölümde de zayıflatmış olması buradaki zayıflatmalarla birlikte artık hedef de zaten yukarı doğru ya artık biraz daha sağlam bir şekilde kırabileceğini düşünüyorum bu kısımda <laughs> özür dilerim şöyle biraz yaklaşalım Şimdi elimizdeki genel anlamda kullandığımız teknik argümanlar bu bölgenin daha doğrusu bakın şu yükselen diplerin olduğu bölge. Hatta şunu biraz şöyle taşıyabiliriz bence. Ben şu biraz daha geride almıştım ama bakın şöyle alayım. Yakın bir destekle seyrediyoruz. Yani burada biz şu bölgeyi Kurduğumuz sürece 70.625 kurduğumuz sürece Bu yukarıdaki 71.300'lük Seviyeyi Sağlam bir şekilde kırabileceğimizi düşünüyorum Bu hem formasyonun devamını sağlayacak bize hem de Nihai hedeflerimize Yürümemizi sağlayacak fakat Şimdi bu bölgede yani şu anki fiyat Long veya short için uygun mu onu değerlendirelim Ya spot tarafından alım için uygun mu çünkü Burayı e, bu 71.300 seviyesini kırarsa ilk gideceği fiyat bakın burada e, 77.500-600 seviyeleri demiştik. Bu da %8-9'luk bir kar marjı demek oluyor. Şimdi Onyx'de işlem yapan bir arkadaşımız burada %90'a yakın bir kar marjı almayı hedefleyecek. E, buradan aldığını varsayarsak. Şimdi teknik anlamda aslına bakarsanız burada... Desteğe çok yakın olduğu için fena da bir destek olmadığı için teknik olarak alıma uygun diyebiliriz ama ben yine de e, çok fazla güvenmeyip ya aşağılara emir girelim diyorum yani şu kısmı bakın özellikle 69.640 dolar kısmına emir girilebilir bir limit emri girilebilir yani limit buy emri girilebilir veyahut da burada 71.450 seviyesinin üstünde kaldığını manuel olarak takip edelim. Niye manuel diyorum? Bakın daha öncesinde defalarca e, burayı yokladığını ve düştüğünü görüyoruz. Yani biz buraya bir e, stop limit emri koyarsak yani şu fiyatı geçtiğinde al dersek kuvvetli muhtemel bizi burada e, patlatacak ve aşağı doğru gidecek. O ihtimalde var. Tamam Onu da değerlendirmek için Burada kırılımı manuel olarak takip ediyoruz. Büyük hacimli bir mum görebilirsek orada bizim için çok iyi olur. Şimdi burada yükselişi destekleyen başka hangi argümanlar var 15 dakikalıkta? Bir kere şurada MA50'ye çok yakın seyrettiğini görebiliriz. Burada defalarca aslında MA50'yi deneyip böyle bir aşağı altına doğru bir false breakout yani bir sahte kırılım yapıp tekrar yukarı attığını görüyorsunuz. Şöyle yanaştıralım. Şimdi çok yakın seyretmesi benim çok böyle sevdiğim bir şey değildir. Yani çok da uzaklaşmasam bu kadar yakın seyretmesi ve şu bölümde düşük dipler yapıyor olması acaba 70.620'yi deneyecek mi şeyi uyandırıyor bende, imajı uyandırıyor. Bunun yanı bir tane de, bu VMA 50ydi bu arada. Bunun yanı bir tane de MA 100 ve 200 ekleyip bakıyorum. Bakın burada da MA100 şu MA200 de bu dostlar. Bu MA100'ün de yine bu trend çizgimize tam oturduğunu görebiliyoruz. Yani bunlar da aslında yakın planda destek seviyesinde. Bunun dışında bir de içim okuya bakalım. Şimdi içim okuda da buluta yakın seyrediyoruz ve hem... <laughs> Ki Jun Sen hem de Tenkan Sen yine bize destek oluyor. Bunun dışında Bulut'un gördüğünüz gibi yani hem Senko Spen A'nın hem de Senko Spen B'nin biraz teknik oluyor olabilir kusura bakmayın. Burada bize destek olduğunu görüyoruz. Bunlar da yine yükselişi destekleyen argümanlardan biri. Bunun dışında patlama yığı nereden çıkartıyorum? Patlama olacak mı olmayacak mı onu göstereyim size. Şimdi patlama kısmını burada aslında biz biraz Bollinger bandlarını değerlendiriyoruz. Ee, Bollinger bandlarına sıkıştığı bölgelerde böyle daraldığı yani daralır bu band o, o kısımlarda akümüle gitmeye başladığı zaman çünkü ağırlıklı e, ortalaması iyice kısalıyor ve bandında bu artı 2 ve eksi 2 sigma çizgileri de haliyle kısalmış oluyor bu ağırlıklı ortalamaya göre ve iyice sıkıştırıyor. Bu bölümden sonra yukarı doğru veya aşağı doğru bir bir patlama görüyoruz. Şimdi Bollinger'da bu şeyde daralma akabinde gelecek olan patlama aşağı mı olur yukarı mı olur bunu %100 bilebilmenin imkanı yok ama eldeki diğer argümanlarla birlikte değerlendirdiğimizde yukarı yönlü patlamanın gelmesi bir parça daha kuvvetli gibi duruyor şu anda. Ama biz yine de işimizi sağlam almak için ya aşağıdaki fiyatlara yani 69.600 69.500 civarlarına emir girelim diyoruz ya da burayı manuel takip edelim ve 71.500 civarlarında bir long emri açmak daha mantıklı olacaktır. Şu bölgelerde ben açıkçası shorttan ıı, ıı, kaçınır yani short pozisyonundan kaçınırım. Satış pozisyonundan kaçınırım. Çünkü piyasa henüz kısa vadeli de olsa bir bullish görüntü var. Biraz şortlardan uzak durmak lazım eğer scalp yapmıyorsanız. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar efendim. Kendinize çok iyi bakınız. Görüşürüz.